Parmaklarım uçu bunun birer uçları yerleştirip birbirine doğru hareket ettiriyorum. Parmaklarım uçu bunun tam kütle merkezinde yan yana koyuyorlar. Şimdi bir parmağımı şuraya, diğer parmağımı biraz içeride bir noktaya koyuyorum. Tekrar birbirine doğru hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi parmaklarım tekrar çubuğun kütle merkezinde yan yana koyuyorlar. Daha sonra şu parmağıma birazcık sabun sürüyorum. Sürtünmeyi değiştirmek için. Bu olayın sürtünmeden bağımsız olduğunu göstermek istiyoruz. Şimdi parmaklarımı tekrar birbirine doğru hareket ettiriyorum. Bu tarafta sürtünme az olmasına rağmen parmaklarımı tekrar çubuğun kütle merkezinde yan yana koyuyorlar. Şimdi çubuğun şu ucuna bir kütle asayım. Parmaklarımı tekrar birbirine doğru hareket ettirdiğim zaman parmaklarım çubuğun değil sistemin kütle merkezinde yan yana geleceklerdir. Gördüğünüz gibi parmaklarım bu sistemin kütle merkezinde yan yana.